Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir Vax oyunu ile yine karşınızdayım. Evet, tipik bir Vax oyunu ama bu sefer yakımla ilgili çok daha farklı şeyler uygulamışlar. O yüzden zaten fiyatı hep aynı civarlarda gidiyor. Çıkarttığınız token'ın fiyatı. Ne mi bu oyun? Hadi gelin şimdi inceleyelim. Oyunumuzun ismi Age of Farming arkadaşlar. Ne oyun derseniz tipik her zaman gibi tıklamalı bir oyun. Daha önceden Farmers World, Warspace, Goldmant vesaire gibi oyunları oynadıysanız yine aynı mantıkta ilerliyor. Zaten bu tarz oyunun babası Alienverse'ü. Hep normal bir şekilde tool yerleştiriyordunuz, tıklıyordunuz, tıklıyordunuz. Hepsi bu süreçte, bu oyun gelişiminde üstüne bir şeyler katarak ilerledi ve bu oyunda üstüne daha farklı bir şey kattı. Ne mi? Mevsimleri kattı ama ona biraz sonra bakacağız. Öncelikle oyunun bir roadmap'ine bakalım. Roadmap'ini de aslında Ages yani çağlar olarak yapmışlar. Şu anda Mezolitik çağı oynuyoruz arkadaşlar. Burada normal stone tool'lar, araç gereçlerle mining yapabildiğimizi, bunları craftlayabildiğimizi, işte göreve gönderebildiğimizi daha sonrasında da farklı aşamalar olacağını söylüyor. Neolitik çağda da farm kısmı gelecek arkadaşlar. Tarlayı ekip biçmeye başlayacağız. Ve ekstradan hayvanlar, kıyafetler gelecek. Kıyafetler de yine biraz önce bahsettiğim mevsimlerle alakalı. Aynı şekilde de deprem vesaireyle token'ın değerini korumaya çalışacaklar. Kapura işte de yine adım adım farklı görevler ortaya çıkacak. Farklı binalar dikebileceğiz. Zorg çöpler ortaya çıkacak. Hırsızlık ortaya çıkacakmış ki bunda da başkalarının eşyalarını çalıp ki hayatınızı tehlikeye atacaksınız diyor. Acaba nasıl uygulayacaklar bilmiyorum. O bir yandan da alkol olacakmış arkadaşlar. Sonra Bronze Age gelecek. Bronze Age'de yine gördüğünüz üzere daha detaylı siz de kendiniz bakabilirsiniz. Bir sonraki aşamada Iron Age gelecek. Tabi bu son aşama gelir mi ne zaman gelir bilmiyorum. PvP geleceği söyleniyor ama genelde oyunlar PvP gelene kadar bitmiş oluyor. İnşallah bunda aynı şey yaşanmaz. Peki ne diyorduk arkadaşlar? 3 tane eşya ile mine yapıyorduk. Bir tanesi ağaç kesiyoruz, odunu elde ediyoruz. Bir tanesinde taş çıkartıyoruz arkadaşlar. Diğerinde de avlanarak yemek çıkartıyoruz ki yemek zaten adından da belli olacağı üzere enerjide kullanılacak arkadaşlar. Oyunun şu kısmında hikayeleştirmişler. Normalde biz hep bir tool'u bir slot'a yerleştiriyorduk ya. Bu oyunda da arkadaşlar aslında köyümüz 6 kişilik bir ekipten oluşuyor. Köy denir mi 6 kişiye de bilmiyorum ama neyse. 6 tane eşya kullanabiliyorsunuz ve hepsini farklı bir göreve gönderebiliyorsunuz. Yani sen bir elemana diyorsun Ahmet git odun topla diyorsun. Diğerine de Mehmet sen de git avcılık yap akşama yemek hazır olsun şeklinde bir sistem oluşturmuşlar. Hikayeleştirme açısından güzel aslında. Şimdi gelelim en önemli yere. Burada çok fazla detay vermemişler arkadaşlar sezonlarla mevsimlerle ilgili ama özellikle takımla konuştum. Buraya net daha fazla bilgi eklenmesi gerektiğini söyledim. Örneğin buradaki verilen bilgiye göre 4 tane mevsim olacak. Summer'da yani yazın ekeceğimiz bitkiler daha verimli olacak. Bize daha fazla getirisi olacak. Spring'de vermedikleri bir bilgi var. Oyuna girdiğinizde görebiliyorsunuz. Örneğin Spring'de de fazladan enerji, 2 katı enerji harcamak zorunda kalıyorsunuz yaptığınız her eylem için. Bununla ilgili de yakın zamanda buraya daha fazla bilgi ekleyecekler. Kışın da örneğin kıyafet yapmanız gerekecek. Ama tabii bu hem farming hem kıyafet dediğimiz olaylar oyunun ileriki aşamalarında olacak. Bu ilk örneğin Neolithic Age'de olacak arkadaşlar ki kıyafeti de aynı zamanda farmı da buradan görebilirsiniz. Bu mevsimler ise haftada bir değişecek. Yani ne anlama geliyor be? Otomatik bir şekilde ya ben bunu aldım sürekli tık 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 bu çıksın diye değil. Sizin ihtiyaçlarınız da sürekli değişecek. Kıyafet dikmek zorunda kalacaksınız. Orada bir yakım olacak. Fazladan enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Ekstra yakım olacak. Siz örneğin sadece avcılığa odaklandıysanız avcılıkla ilgili olan şeyde daha fazla enerji harcamanız gerekecek gibi sürekli değişken bir sezon yapmışlar. Mevsimsel, dönemsel bir oyun yapmışlar arkadaşlar. Bu yüzden de daha sağlıklı, daha verimli olacağını düşünüyorum token enflasyonu açısından. Oyuna gelip bakacak olursak da kendim hemen bir tane denemelik 10 tane token aldım burada. Yukarıda zaten görebilirsiniz. Ağaç, taş ve yemek. Bu yemekleri aynı zamanda enerjiye çevirmeniz gerekiyor. Buradan da şu, hemen nereden çeviriyorduk? Cooking kısmından. Heh, pardon. Buradan bir tane yemeği 5 tane enerjiye çevirebiliyorsunuz. Üst köşede yazan 3'e 6 kısımsa benim köyümdeki insanlar arkadaşlar. Ben 3 tanesini zaten göreve gönderdim. Görevde olanları da hatta şuradan üstlerine tıklayıp görebiliriz. Bir tanesini avcılığa gönderdim. Spear'la avcılık yapıyoruz arkadaşlar. Stone Pick'le adının belli olacağı üzere taş topluyoruz. Diğeriyle de odun topluyoruz. Şimdi White Paper'a geri dönüp bir de size bunların istatistiklerini göstereyim. Her oyunda olduğu gibi bu ekipmanların da belli bir rarity'si var. Common'dan başlayıp Legendary'e kadar nadirlikleri değişiyor. Her eşyayı kullandığınızda da arkadaşlar size belli bir ödül veriyor. Ve karşılığında enerji harcıyor. Silahların da bir yandan da durability'si var. Yani belli bir dayanıklılığı var. Her kullandığınızda bu dayanıklıktan gidiyor ve tamir etmeniz gerekiyor daha sonrasında. Bir de şurada küçük bir ayrıntı daha var. Winter'da bunun durability'si 1 giderken Spring'de ise
İki tane durability gidiyor. Mevsimsel değişiklik zaten hemen burada gözümüze çarpıyor. Her sezonda, her mevsimde nasıl farklı bir hesap yapmamız, işlem yapmamız gerektiği. Biz de şu anda Spring'deyiz. Neydi Spring'de? İki katı daha fazla enerji harcıyorduk. Gelin şimdi tüm işlemi birlikte yapalım. Daha sonrasında da ne kadar kazanabilirsiniz, ROI ne kadar, ona bakacağız. Elimde benim şu anda bir tane boş balta var. Bunu ekip dediğimde hemen cüzdandan bir onay vermemiz gerekiyor. Onayı verdim. Success dedi. Daha sonrasında Labor'a gittiğimizde hemen buraya yansımış oluyor. Burada da küçük bir uyarı geçeyim. Şu ekranda şurada bazen yeşil bir claim butonu görseli çıkıyor. O çıktığında hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ben ilk başta çıktığımda lan bu ne, tıklıyorum tıklıyorum bir şey olmuyor demiştim ama bununla da ilgili düzeltmeyi hemen yapacaklarını söyledi takım. Neyse, eşyamızı çantamıza yerleştirdik, oyun içine aktardık. Daha sonrasında üstüne tıkladığımızda eşyanın sol tarafta durability ve tamir için ne kadar gerekeceğini gösteriyor. Sağ tarafta da bize ne kadar ödül vereceği, hangi eşyayı kullanıyorsak, balta kullanıyorsak, odun, spear kullanıyorsak, food tarzında ne kadar ödül vereceği ve bunun bize maliyetinin ne olacağını gösteriyor. Biz bunu 100 dediğimizde de karşımıza diğer oyunlardan farklı olarak bir seçenek çıkıyor. Bu da aslında güzel düşünülmüş bir şey. Normalde genelde her tıklama 1 saat alıyordu diğer oyunlarda. Gerçi kullandığınız tool'a göre de değişiyordu ama genel mantık hep 1 saat üstünden arkadaşlar. Göndereceğiniz saati değiştirebiliyorsunuz. Kardeşim sen git 8 saat boyunca et topla bana diyebiliyorsun. Ama bunu artırırken şöyle bir farklılık oluyor. Her aşamada durability aynı oranda artıyor. 1 saate gönderdiğinizde 1 durability dayanıklılığı gidiyor. 8 saat gönderdiğinizde 8. Enerji kostu da yine aynı şekilde aynı oranda artarken buradaki kötü olan şey ne? Verimlilik. 8 saat boyunca aralıksız çalıştığı için verimlilik düşüyor. Normalde 8 saatin sonunda bize ne ödül getirecek? 8 kere 5 40'tan arkadaşlar. Bu sefer 40 getirmeyecek. 40'ın %93'ü kadar getirecek. Hatta o da ne yapıyor? Hemen bakalım. 37.2 getirecek arkadaşlar. Yaklaşık 2.8 token zararımız oluyor direkt 8 saatlik göreve gönderdiğimizde. Saat başı yapmak aslında daha iyi ama eğer vakit ayıramayacağınızı düşünüyorsanız da burada ona göre ayarınızı çekebilirsiniz. Hemen bir tane de örnek olsun diye ben 1 saat diye gönderiyorum hemen. 100 dedim. Successful dedi ve süreç başladı arkadaşlar. Görevden geri geldiği zaman ilgili tokenları claim yapıp istersem satabilirim, istersem de tekrardan kullanabilirim. Bunları satıp kullanabilmek için ise yine şu sağ taraftaki trading kısmını kullanıyoruz. Diğer her oyunda olduğu gibi deposit ve withdraw kısımları var arkadaşlar. Withdraw'da belli bir oranda yine yakım için fee ödüyoruz. Şimdi geçelim en önemli yere, günlük ne kadar kazancınız olacağı ve ROI hesaplamasını kaç günde yatırımını çıkartabileceğinize bakalım. 3 tane NFT'miz vardı. Bu hesaplar unutmayın common üstünden yapıldı. Common'un daha üstünde çıkartırsanız buradaki değerleri değiştirmeniz gerekecek. Bu Excel'i de eğer talep ederseniz ilgili oyun kanalı açıldıktan sonra Discord'umuzda oraya mesajları pinlerim. Sadece şuradaki değerleri değiştirmeniz gerekir. Burada token fiyatları arkadaşlar. Hem bir yandan da size Excel'i de anlatmış olayım. Token fiyatları demişken bir token fiyatlarını da bakalım. Şu anda şöyle bir son zamana baktığınızda düşüş görebilirsiniz. Hatta şurada da yine ince bir yükseliyor. Ama bu şuradaki düşüş gözünüzü korkutmasın. Neden? Çünkü token aynı Million on Mars oyundaki gibi hep dengede gidiyor. Belli bir aralıkta gidiyor. Şöyle birazcık daha uzaktan size gösterebilecek olursam. Aynen. Maksimum gördüğü nokta zaten 0.38. Uzunca bir süre boyunca şurada yine 38 civarlarından 30-35 civarlarından gitmiş. Ama şuradaki uzun bir dönemde de arkadaşlar 0.15 civarında gitmiş. Tekrardan son döneme bakacak olursak da şu anda yeni yükselişte ve 0.20'de. Yani bu ne demek oluyor? 0.15 ile 0.30 arasında token sürekli git gel yapıyor. Peki tablomuza geri dönecek olursak da 3 NFT'ye göre ayırdık. Sol taraftaki kısmı giderleri ekledik. Bu giderlerde ne vardı? Durability, dayanıklık vardı. İkincisi de enerji vardı. Sonuçta her bir göreve gönderdiğimizde enerji harcıyordu. Hatta şu anda spring mevsiminde olduğumuz için iki katı enerji harcıyordu. Daha başka bir mevsime geçtiğinizde buradaki Excel'deki şu enerji yazan yeri değiştirmeniz gerekiyor. Zaten ondan sonra altındaki kısımda otomatik olarak kendisi hesaplıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Bir altında da bu harcadığımız tokenların wax değerlerini yazdım ve toplam giderimizi de wax olarak şu kırmızı yerlerden görebilirsiniz. Aynı şeyi gelir içinde yaptık. Ve toplamda 1 saatlik gönderimde ne kadar gelir elde ettiğimizi gördük. Hemen altında da bizi en çok ilgilendiren kısım var. Kâr zarar. Kârda mıyız, zararda mıyız her 1 saatlik işleme gönderdiğimizde. StoneX'te yaptığımızda arkadaşlar saatlik 0.24 wax kazandırıyor. StonePick maalesef en kötüsü 0.06 wax kazandırıyor. Spear da tam ortada. Aslında Spear'in ortada olması da biraz garip olmuş. Normalde Food'un daha fazla pahalı olması gerekiyor. Diğer çoğu oyunda hep Food daha değerli olmuştur ama bunda garip bir şekilde Odun daha değerli şu anda. Bu da ne demek oluyor? Ya Wood çıkartan yani Stone X kullanan kişi sayısı az
ya da buna göre üretim yapılıyor. Üretim ne derseniz de her oyundaki gibi arkadaşlar bunda da belli bir eşyayı craft edebiliyorsunuz ve en temelden başlayıp daha sonrasında adım adım gidiyorsunuz ve bunları yaparken de belli bir enerji kostu oluyor arkadaşlar. Bir önceki karttan da elinizde bulundurmanız gerekiyor ve aynı şekilde hop nereye gittin sen buraya gel tekrardan. Şurada sağ tarafta yazan değerlerin elimizde olması gerekiyor. Örneğin spear üretimimiz için 580 tane odun, 580 tane de taş gerekiyor. Yine stone pick'e bakacak olursak da bu sefer stone'un daha az olduğunu, wood'un daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Biz yine Excel'imize geçelim ama bir yandan da kamu spotumuza girelim. Buradaki fiyatların sürekli değişkenlik gösterebileceğini, şu an stabil gitse bile ileride düşebilme riskinin olduğunu unutmayın. Tam tersi tabii yükselebilir de, o zaman çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Ama token'ın da düşme riskinin olduğunu unutmadan lütfen projelere girelim. Kendiniz araştırmanızı yapın deyip kamu spotunu da bitirelim ve ROI hesabımıza geri dönelim. Ne demiştik? Buradaki kar zararları, saatlik kar zararları çıkarttık. Daha sonrasında da günlük hesaba baktığımızda da günlük stone x 5.8 wax çıkartıyor. Diğeri de Stone Pick'te günlük 1.5 wax çıkartıyor ve Spear'da şu anda 3.2 wax çıkartıyor arkadaşlar. ROI hesaplamasını neye göre yaptık? Hemen marketten gittik arkadaşlar. 110 wax ortalamaydı. Zaten çoğu satılıyor. Hadi şu 120 wax'a çıkıyor. 1-2 gün ekleriz ama ben hepsini 110 wax ortalamasından aldım. 110 wax ortalamasından aldığınızda da Stone X'i 18 günde parasını çıkartabiliyorsunuz. Eğer token aynı seviyede kalırsa. Stone Pick'te yine arkadaşlar 71 gün sürüyor. O yüzden kesinlikle Stone'dan uzak durmanız gerektiğini kendiniz de görürsünüz. Spear ise değişken arkadaşlar. Food'un fiyatı şu anda düşük olsa da Wood'un üstüne çıktığında bunun ROI'si daha da kısalacak. Bunu unutmayın. Şu an 34 gözükse de dün bu Excel'i oluştururken hesapladığımda 25 gün olarak çıkıyordu ROI'si. Yani bu ROI'nin sürekli değişken olduğunu da unutmayalım. Peki oyuna girmek için ne yapmanız gerekiyordu? Bu NFT'lerden bir tanesini satın almanız gerekiyordu. Direkt dilerseniz buradaki hesabınızı kendiniz yapıp NFT'yi Atomic App'tan satın alabilirsiniz ya da pack alabilirsiniz. Pack'ten çıkma şansına göre ROI'niz değişir ama genel ortalamaya bakarsanız hemen şöyle tıklayalım, daha büyük bir şekilde gösterelim size. Common çıkma olasılığı %80 arkadaşlar. Uncommon %12, Legendary %0.5. Zaten siz bundan Legendary çıkartırsanız uçup gidersiniz ama eğer şansınıza güvenmiyorsanız paket açmayın, direkt NFT alarak girin. Bir de ücretsiz bir şekilde başlama yolu var arkadaşlar. Hepinizi ilgilendiren kısım aslında. Ne o? Videonun en güzel yeri, çekiliş kısmı arkadaşlar. Bu projeyle birlikte yaptığımız işbirliği sonucunda şöyle de bir çekilişimiz var. Toplamda 3 tane küçük paket veriyoruz. 1, 2, 3, 1 tane orta boy paket ve 1 tane de big tool paketi vereceğiz. Bu big tool paketinin içinden direkt 3 tane tool çıkıyor arkadaşlar. Ve Legendary çıkma şansı daha yüksek. Tabi ne kadar yüksek? %1.5 yine. Çekilişe katılmak için ne yapmanız mı gerekecek peki? Aşağıya bununla ilgili GearLab linkini bırakıyor olacağım arkadaşlar. Projeye giren herkes umarım ROI'sini çıkartıp üstünde güzel kazanır diyelim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.